Dışişleri Bakanı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ile söyleşimiz devam ediyor. Bir başka güncel konu, aslında bunların hepsi kaderimizi ilgilendiren konular, Kıbrıs sorunu. Anastasiadis yeni bir yönetimi var Rum kesiminde, Rum kesiminin ve çözümden biraz bahseder oldular. Sayın Bakan, Anastasiadis ne kadar umut veriyor? Dönüp de o kadar ekonomik sorun arasında bu işe bakar mı? Eroğlu da mektup yolladı. Gel oturalım masaya diye. Şimdi tabii bu gelişmeyi çok yakından takip ediyoruz. Zannedilmesin ki diğer olaylar sebebiyle Kıbrıs ihmal ediliyor, söz konusu değil. Çok yakından takip ettik. İki önemli avantaj unsuru var diyebilirim yeni bir başlangıç için. Birincisi Anastasiadis'in 2004 Annan Planı evet demiş olması. Evet. Yani Christofias neredeyse ağlayarak halka hayır dedirttiği, şeyin Papadopoulos'un öyle dedirttiği bir anlaşmayı aynı gelenekten gelerek tekrar barış yönünde sürdüremezdi. Ama Anastasiadis çıkıp ben bu tür bir çözümü zaten 2004'te istemiştim. Dolayısıyla tutarlılık açısından yanlış bir yerde değilim diyebilir. Yani bu anlamda psikolojik bir avantajı var. İkincisi 2004'te Papadopoulos ve sonra Christofias çözüm sürecinde ayak sürürken hep şu hesabı yaptılar. Bir gün gelecek, biz Avrupa Birliği üyesi olacağız. Türkiye Avrupa'nın dışında olacak, Avrupa Birliği'nin. Dolayısıyla biz Avrupa Birliği üyesi olmanın gücünü kullanarak Türkiye'ye şartlarımızı birer 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 kabul ettireceğiz ve sonunda istediğimiz çözüm. Annan planının da ötesinde taleplerimizi karşılayan bir çözüme Türkiye zorlanacak. Halbuki 10 yıllık gelişme aksini gösterdi. Bir, Türkiye'nin böyle bir dayatmaya hiçbir zaman gelmeyeceğini, liman konusu da olmak üzere aslında oradaki psikolojik boyut bence gerçek boyuttan daha önemliydi bizim için. İkinci, öbür tarafta da Türkiye Avrupa Birliği karşısında o kadar kırılgan, ekonomik olarak, siyasi olarak kırılgan bir durumda olmadığını ortaya koydu 10 yıl içinde. Şimdi Rumların daha etik ve realist davranma vakti geldi. Etikten kastım şu, Türklerin de kendileri gibi bu adanın asli sahipleri olduklarını kabul edecekleri ve o anlamda da ortak bir değer etrafında, yani vatandaşlık bağı efendim ve ortak bir takım ilkeler etrafında yeni bir devlet inşası, eski anlaşmalara dayalı olarak tabii bu noktaya gelebilir. Bir de realist ve stratejik boyutu var bunun. Avrupa ekonomisi kriz içindeyken, Kıbrıs Rum kesimi iflas ölçüsüne gelmişken, Türkiye gibi yükselen bir ülkeyle ileride ekonomik entegrasyonu da beraberinde getirecek şekilde adada sağlanacak bir barışın getirebileceği imkanlar, herkesin kazanacağı yeni bir konjektür doğurur. Çatışma herkese zarar verir. Belki de bu çatışmadan kastım hani fiili bir çatışma değil ama bu çözümsüzlük diyelim. Evet. Eskiye nazaran belki en az Türkiye etkiler. Hani zaten o kadar çok gündemimiz ve yapacak o kadar çok işimiz var ki bizim için çıta çok yüksek bir yerde artık. Ama çözüm herkese şey getirir, bir refah. Şimdi su götüreceğiz gelecek sene inşallah adaya. Böyle bir güçlü ve muktedir bir Türkiye'nin komşusu olmak bir kötü zaaf değil. Aksine o güçle bütünleştirildiğinde yeni bir imkan. Ve son görüşmelerde burada en fazla doğrusu beni ümitlendiren hususlardan birisi de yeni Yunanistan hükümetinin bu konuda mesafe alınabileceğine dair gösterdiği inanç, yaklaşım ve birlikte çalışma iradesi. Türkiye ve Yunanistan iki daha önceki Kıbrıs devletinin de kuruluşunu sağlayan iki garantör ülke olarak birlikte bir çözümün önünü açarlarsa Doğu Akdeniz bir barış havzasına dönüşür. Bizim istediğimiz bu. Hiç kimseyle gerilim yaşamak istemiyoruz. Ama herhangi bir şekilde Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizi ve Kıbrıs'taki soydaşlarımızın oradaki asli haklarını yok sayacak bir çözüme tabii gitmemiz mümkün değil. Anastasiades o anlamda bu iki noktada kamuoyu bağlamında, Rum kamuoyu bağlamında adım atabilme manevrasına sahip diye düşünüyorum. Onun adımlarına göre biz de tabii değerlendireceğiz. Yaklaşımları zaten ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile de bu konuyu görüşmüştüm. Uygun bir zamanda tekrar bu sürecin başlatılması için Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman hazır. Peki.